Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Windows Defender'ı nasıl kaldırabiliriz ya da Windows Defender'ı nasıl kapatabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Virüs korumayı niye kapatmak istiyoruz? Bazen herhangi bir program yüklemek istiyoruz veya bir yama ya da crack herhangi bir program crack'ini yapmak istediğimizde karşımıza böyle uyarılar çıkabiliyor. Bunları nasıl kapatabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Yani bu Windows Defender'ı nasıl kapatabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buradan virüs korumamız kapandı. Bunun arkadaşlar güzel yanı geçici bu. Şimdi Defender'ı arkadaşlar 3 yoldan kaldırabiliyorsunuz. İlk yolumuz başlat, ayarlar. Evet, ayarlara geldiğimizde buraya virüs ve tehdit yazıyorum. Tehdit. Gördüğünüz gibi virüs ve tehdit koruması çıkıyor. Buraya giriş yapıyoruz. Karşımıza bakın burada bir sürü ayarlarımız çıktı. Daha sonra buradan virüs ve tehdit koruması ayarları var. Buradan ayarları yönet diyoruz. Bakın gerçek zamanlı koruma kapalı. Bu uygulamayı cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Onun dışında bulut tabanlı koruma kapalı. Gördüğünüz gibi bakın sağ köşede hemen virüs ve tehdit korumasını açtık. Çıktı. Bu şekilde Windows Defender yani virüs korumayı kapatabiliriz. İlk yolumuz geçici bir yoldu arkadaşlar. Yani bilgisayarımızı yeniden başlattığınızda, açıp kapattığınızda Windows Defender çalışmaya devam edecektir. Peki komple nasıl kapatabilirim? Bunun için ikinci yolumuz regedit yazıyoruz. Bakın regedite girdikten sonra bilgisayar ve şöyle 5 tane klasör karşılıyor. Bu arada bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Buradan lokal makineye giriyoruz. Lokal makineye girdikten sonra sisteme giriyoruz. Buradan Current Control Set. Bakın şurada. Bunu da girdik. Daha sonra Services'e giriyoruz. Burada bir sürü servisi var arkadaşlar. Bilgisayarımızda çalışan bir sürü servisimiz var. Buradan Security'yi buluyoruz. Security Health. Bakın şurada. Security Health'i bulduktan sonra arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şurada bakın Start yazıyor. Buradaki değeri bunun 3 arkadaşlar. Siz bunu 4 yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda artık Windows Defender'ımız çalışmayacaktır. Peki bunu yaptığınız bilgisayarı yeniden başlattığınız hala çalışmaya devam ediyorsa bunun için arkadaşlar bir adet program var. Bunu ben internetten buldum. Bakın programımızı açıyoruz. Programı açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Bu dosyayı nasıl indirebileceğiniz videonun sonunda arkadaşlar anlatılmıştır. Lütfen videonun sonundaki indirme kısmını izleyin. Aksi takdirde dosyayı indirmeyebilirsiniz. Ben de bunu internetten bulmuştum. Bakın çift diyorum. Evet diyorum. Şu an gerçek zamanlı koruma zaten kapalı diyor. Biz bunu devre dışı bırak diyoruz. Gördüğünüz gibi Windows Defender'ımız artık komple devre dışı kaldı arkadaşlar. Kapatılmadı. Şu an devre dışı kaldı. Eğer kullanmak isterseniz ileride buradan Defender'ı etkinleştir diyorsunuz. Bu şekilde Defender'ı kapatıp açabiliyorsunuz. Bu programı kaybetmeyin arkadaşlar. Defender'ı devre dışı bıraktıktan sonra tekrar aktive etmeniz için bu programa ihtiyacınız var. Programda yine dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. İndirmek için arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra aktif tavsiyesinin blogspot'una gideceksiniz. Şu anda ben dosyayı yüklemediğim için size ücretsiz ses efektleri dosyamızdan indirmeyi anlatacağım. Bakın buradan download diyeceksiniz bu şekilde. Karşımıza böyle bir adet site çıkacak. Burada görünüşe göre gideceğiniz bağlantı güvenli diyor. Bekleyin diyor. Burada bekliyorsunuz. Bakın linke git diyorum. Linke git dediğimde ilk çıkan sayfayı direkt kapatıyorum. İlk sekmeyi. Daha sonra tekrar linke git diyorum. Bu sefer birinci sayfayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza indirme linkimiz çıkacak. Bu şekilde çok rahat indirebilirsiniz. Bakın tekrar indirmeyi anlatmak istiyorum. Buradan download diyeceksiniz.
Dedikten sonra karşımıza bir adet site çıkacak ve burada 5 saniye bekleyin izleyecek. Bekleyin izledikten sonra linke git diyorsunuz. Hemen o ikinci sekmeyi kapatıyorsunuz. Ne olduğunu hiç önemi yok. Daha sonra tekrar linke git diyorsunuz. Bu sefer birinciyi kapatıyorsunuz. Ve Windows Defender dosyamız karşınıza çıkıyor. Buradan indir dediğinizde bilgisayarınıza dosyamız inmiş olacak. Bunu telefonda yapacağınız zaman linke git dediğinizde bir geri geliyorsunuz. Tekrar linke git diyorsunuz. Ve bu sefer otomatik olarak telefonunuza da bu dosyamız inmiş oluyor. Umarım işinize yarar. Bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Videomuzla ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, en önemlisi sağlıcakla kalın.